yapıyordu onlar? Ya kızım anlamayacak ne var ya? Halim'le Badegül baş başa kalsın diye abisi kıyak yapıyor işte çocuğa. Keşke her kişinin Samim gibi bir abisi olsa. Ben abimden çok memnunum valla. Madem buraya kadar geldik, hadi size bir kahve ikram edeyim ha. Ne dersiniz? Aa, aşkısı ya. Valla kalp kalbe karşıymış he. Ben de tam şimdi senin ellerinden bir kahve içiyoruz diyordum ki... Sen söyledin. Resmen aramıza bir telepati oluştu. Aşk, sen nelere kadirsin Allah. Sağ ol Dudu. Ama yarın sabah mesaim var. Hazırlık yapmam lazım. Ne mesaisiymiş ya bu? Biz seni öyle ekmek elden, su gölden bedavaya yaşıyorsun sanıyorduk. Saz gibi bedavaya lay lay lom öyle yaşıyorsun sanıyorduk seni. Sefer amca veli işe aldı. Artık senin fabrikada çalışacak Şakir. Hı? Evet, hem de müdür olarak. Dünya iyisi bir baban var. Kıymetini bil. Aşkım, senin fabrikana işçi alınıyor ama senin bundan haberin mi yok yani? Ya kızım, ben CEO'yum, CEO. Eleman alımıyla ilgili de ben mi koşturacağım yani? Kurmuşum düzeni, babana aldığım bilmem kaç bin liralık saat gibi tıkır tıkır işliyor düzenek. Bu arkadaş da gelsin bari benim yanımda çalışsın da işverenin olayım, ne yapayım? Yazık. Oldu o zaman, hadi siz içeri geçin de ananız babanız da merak etmesin, ayakta kaldınız böyle. Hadi şey yaparız, haberleşiriz, iyi akşamlar. Görüşürüz aşkım. Bir dakika. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam. Kovuldun. Kovdum seni şu an. Bir dakika, bir dakika. Öyle kolay kolay kovamazsın. Önce babama konuş. Sigortam yapıldı çünkü. Hadi bay bay. Lanet olsun sana be. Sigortam yapıldı benim. Baban zaten beni işten çıkartmaz. Öyle her şey çok kolay. Hiç sıkıntı yok ki. Ben zaten müdür olduğum için benim sıkıntı yok yani. Çünkü çok üst düzeyim. Ben her şeyin en iyisini biliyorum. Benden iyi kimsenin bilme şansı yok. Çünkü ben muhteşem bir zekaya sahibim. Bir kere zaten sarışın, ruhsuz. Her şeyi ben biliyorum.